diyor programını ki, isimlere hayır, bağlama. Bu, yani, bunu ben doğru bulmuyorum. Şimdi bakın ya, bunu yap, yaz bunu, yaz. Yaz bunun, koy belgeleri. Şunu söyleyeyim. Diyor ki, evet, bak, demin o ilim tarihinden bahsettik ya, müsbet ilimden. Evet. Ayetül Kübra isimli, ki bu terkip de yanlıştır. Ayetül Kübra diye bir terkip olmaz. Fakat kitabına isim olarak bunu koymuştur. Şimdi eski yaz, eski harfle 39 ve 40 sayfalarında yazıyor. Diyor ki, şu ayet diyor, şimendifere, yani trene işaret ediyor. Şu ayet de diyor, tayyareye, uçağa işaret ediyor. Şu ayet de diyor, radyoya işaret ediyor. İşaret ediyorsa bu buluşlardan önce... Şimdi bakın, bu... Hayır, müsaade buyurun. Bunu diyebilir. Hayır, hayır, o bizim yani, dediğimizle ilgisi yok. Hayır, onun, bizim... Bunun hayır, samimiyetsizlikle bir ilgisi yok. Hayır, samimiyetsizlikle onu değil. Onu konuşacaksak orada konuşulacak başka şimdi, şeyler var. Şimdi cefir, olay... Cefir yoluyla... Gidilen sonuçlar var. Bir onlar şimdi, ama bu buralara onu indirmemek hayır, lazım. Şimdi bakınız. Buranın yeri değil. Bu televizyonlarda hurafe ve cehalet saçıyor. Buradan sesleniyorum. Haykırıyorum. Bir adam çıkmış diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'in sürelerinin numaralarını ve ayetlerin numaralarını koordinatör olarak kabul ediyorum ve onlardan şu işaretten çıkarıyorum. Ya kanallar paylaşamıyor. İki kere, üç kere, dört kere, beş kere üst üste bunu çağıran kanallar var. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp da bu ne cehalettir ya? Bu memlekette diz boyu cehalet bataklığı vardır. Ya sen Kur'an-ı Kerim'in nüzul tertibi böyle midir? İyi. Nüzul tertibine göre Fatiha birinci sure midir? Hayır. Fatiha beşinci suredir nüzul tertibine göre. Bakalım 92. Müzemmir, her neyse müdesir, yani o tertip... O tertibe hüküm bina edilmez çünkü vahiy değil. Bir de, tertip o değildir. Bir de, evet, o kadar. Besmele başlı başına bir ayet midir, değil midir? Sureden müstakil bir ayet midir? Yoksa Kur'an'ın tamamından mı bir ayet? Yoksa hiç ayet değil midir? Bu görüşte bak Ebu Suud Efendi'nin tefsirini ben tercüme ettim. 8 görüş vardır. Ya abi bunlar 8. Bakın bunlar ama, bunlar dinleyicinin kafasını darmadan. Yani hayır dinleyici bunlar kafası... çok hassas ilmi meseleler. Bunu, hayır, bunu burada... şimdi çıkıyor ilim adına evet, işte bunlar anlatılıyor bu cümle. Tamam anladım. Ondan sonra peki elif lam mim hurufe mukatta'a bunlar bir ayet midir değil midir? Hayır bütün bunlara göre koordinat değişir. Fakat bunu anlatacak, bunu söyleyecek bir Allah'ın kulu çıkmıyor. Ya bu ne cehalet. Şimdi anladım da bakın burada bak ders verir gibi konuştuk mu bunun altından bu dinleyici kalkamaz. Şimdi özet olarak şudur. İlmi dışladılar. İlim gitti, onun yerine sahtekarlık geldi. Sahtekarlığın perdesi İmam-ı Azam diyor. Keramettir. Perde budur. Kur'an'ın bunların anladığı manada bir keramet anlayışı yoktur. İmam-ı Azam diyor ki, bunlar keramet diyor ve keramet gösteren velidir diyor. Ben de diyor diyorum gel el alim vel müteallimin'de bu var. Eğer Allah'ın velisi varsa bu ilim adamlarıdır. Eğer ilim adamları Allah'ın velisi değilse Allah'ın velisi yok demektir. İmam-ı Azam bunu söyleyin. Şimdi keramet dedi, ilmi dışladı. Kur'an hükmünü vermiş. Diyor ki Kur'an, İlimden nasibi olmayanların kalplerini Allah mühürlemiştir. Yahu sen mühürlenmiş kalple nereden keramet, nereden ilham, nereden sezgi alıyorsun? Nereden sana ilka ediliyor, füyüzat geliyor? Kur'an, يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ demiyorum. Kelime kelime. İlimden nasibi olmayanın Allah kalbini mühürler. Senin kalbin mühürlü, ilim düşmanlığı yaparak nasıl sen keramet sahibi oluyorsun? Bunu vereceksiniz. Şimdi bu sahtekarlık saltanatını kurmuş. Dincilik işte bu. Buna dinsizlik diyemezsin çünkü adam namaz kılıyor. İnkarcı diyemezsin çünkü Amentü'yü okuyor. Ne yapacaksın? Ben 30 sene Kur'an'dan medet umdum. Kur'an'a sığındım. Çöz bu meseleyi. Çöz. Adam kıldığı namazla İslam'ın bütün mukaddesatının ırzına geçiyor. Bunu çöz. Çözdü Maun suresi.
Diyor ki feveylül lil musallin, lanet olsun o namaz kılanlara ki ellezine hum an salatihim sahun, iki ayak koymuş. Kıldığı namazdan gaflet içindedir. Devam ediyor ellezine hum yuraun, riya içindedir. Bitti, çözmüş. Şimdi kardeşim bunları biz verelim. Bir de ben şuna çok dikkat etmek istiyorum. Demin de dedim, hurafesi olabilir. Said-i Nursi dedin. Şimdi ben onun imanından, vakarından en küçük bir tereddüdüm, şüphem yok. Şimdi biz burada samimiyet zaafını konuşalım. Onlar hurafe dolu kitapları. Hiçbir şey demiyor. Ama bir dakika Sadık Bey, diyor ki benim kitaplarım... Ama şimdi Sadık, onu dinci diye vermek çok büyük haksızlık olur. Şunu söylüyor, evet. Diyor ki benim kitabım... Ama hurafeleri doğruya biri mi soktu, kendi mi yazdı onu da bilmiyor. Şimdi hayır, şunu, onu da bilmiyor. Şu cümleyi söyleyelim de biz, evet. Herkes bizim ne demek istediğimizi anlasın. Diyor ki bu Risale-i Nur'u diyor bir sene okuyan diyor, bir sene bununla diyor meşgul olan diyor zamanın mühim bir alimi olur. E nedir bu? Efendim bu... E hayır, tekebbür o zaman... Tekebbür diyelim ama bu hayır, dincilik ilme, falan, bu samimiyetsizlik falan da değil. E hayır, eğer o zamanın mühim alimi oluyorsa bir senede... Hiçbir şey e bizim 40 sene demek ki boşuna biz uğraşıyoruz. Hiçbir yani. Şey olmaz. E peki, bir sene değil de biz çağırıyoruz, diyoruz ki 50 sene onunla uğraşanları bir gelin bakalım, bir fıkhi mesele soralım. Bir bakalım faraiz miraz meselesini soralım gelme, bakalım. Veyahut da en ufak bir mesele biliyor mu? Bilmiyor. E nedir sen? İlmi bu kadar ucuzlatıyorsun. İlim adamlarını bu kadar ayak altına alıyorsun. Diyoruz. Yani bir sene Risale-i Nur'u okuyun diyor. Zamanın en mühim alimi olun diyor. E bu ilme düşmanlık değil mi? İlmi hafife almak değil mi? Yani nedir o zaman? Demek ki o birileri geri zekalı. 40 sene biz araştırma yapıyoruz. Demek ki efendim, bak, boşuna çalışıyoruz. Bak, ben bir şey söyleyeyim size. Ben orada hurafe yok demiyorum. Diz boyu. Tamam. Nasıl dolmuş oraya, nasıl etmiş? Bu. Ancak şimdi biz bunu şimdi, toparlayalım. Artık. Şimdi evet. Said-i Nursi'nin hurafelerini konuşmaya öbür işlerden 40 sene sonra sıra gelir. Şimdi resmen Müslümanın mabedini hırsızlık, hırsızlık, ahlaksızlık, dolandırıcılık, alçaklık mekanına döndürüp secdeyi ve namazı da buna alet eden adamlar ortada dururken Said-i Nursi'nin kitabında hurafeler. Bunu seneler önce Erzurum Üniversitesi'nde bir ilahiyatçı yaptı. Ehl-i Sünnet'in anlayışına 10 bilmem kaç yerde muhalefet vardır bunlarda diye. Şimdi bunlar ilmi tartışmalar. Hocam, ama bakın iman yaptım. İman ve vakarında şüphemiz olmayan insanlara biz henüz tartışmayı tahsis etmeyelim. Çünkü ortalık sahtekar dolu. Bir defa onlarla bir uğraşalım. Hocam bize sıra vermiyor ki. Diyor ki Risale-i Nur şagirdleri anlatsın. Siz anlatmayın diyor. Siz kim oluyorsunuz? Alt etmiş. Alt etmiş. Aziz seyirciler, bir programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte birlikte olmak üzere.